Geçti vakit. Avraham ihtiyarladı. Onun oğlu İshak da büyüdü. Bir kere Avraham çağırdı kendi inanç çırağını ve buyurdu ona gitsin kendi doğuma yerine Mesopotamya'ya ve getirsin oradan İshak'a bir karı. Çırak kalktı ve gitti Mesopotamya'ya. O kasabaya nerede yaşardı Nahor, Avraham'ın kardeşi. Gelip o kasabaya, çırak girişti dua etmeye aniki sahibi, yardım etsin ona karşılama İshak için nişanlanmış kızı. Sahibi, Avraham'ın Allah'ı, yolla o kızı büyün bana karşı hem hayır yap benim çorbacıma Avraham'a. Te ben durayım çüşmenin yanında nereden kasabanın kızları alırlar su. Ko o kız, angısına ben diyeceğim, yanlatsana testine su içeyim. Hem angısı diyecek, iç, ben senin develerini de sulayacağım. Olsun o, angısını sen nişanlamışsın senin çırağına İshak'a. Bundan ben anlayacağım ki sen hayırladın benim çorbacımı. Ta bitirmedi çırak kendi lafını, çüşmenin yanında peydalandı pek güzel bir kız. Angısının adıydı Ревека. Versene içeyim biraz su senin testinden. Ben çıkaracağım su da sulayacağım hepsini senin develerini. Sonra o sordu kızı. Kimin kızıysın sen? Söylesene. Bulunacak mı senin babanın evinde gecelemediğini bir yer? Ревека cevap etti hani o Vafuil'ın, Nahor'un oğlunun kızı. İşitip bunu çırak baş eğitti sahibiye hem metinledi onu. Hani o getirdi onu doğru Avraham'ın sinsilisinin evine. Geldiğinin Vafuil'ın evine çırak anlattı hepsine kim orada bulunardı. Hani Avraham yolladı onu doğuma yerine, sinselerlerine. Hani ki getirsin bir karı kendisinin biricik oğluna. Anası babası çağırdılar kızını da sordular ona. Kayılsın mı sen gitmeye bu adamın? Ревека kayıl oldu. Bütün onun ailesi verdi izin de onlar Ревекаyı iyi sözleyip kol verdiler.